makes a wedge. Their teamwork together will give them the edge. Rescue Bots Academy. Over the rescue. Go, 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 go out. Bu simülasyonun ne olduğunu bilmiyorum ama şimdiden sevdim bile. Buna deprem deniyor. Arıza. Ve son derece tehlikeli bir şey. Oh! Daha az seviyorum artık. Çok hızlı bir acil durum oldu. Sallantının bitmiş olması işimizin bittiği anlamına gelmiyor. Şimdi yardım edilecek insanlar arayacağız. Birini buldum. Merak etmeyin efendim, sakin olun. Tamamen güvendesiniz. Keşke insanlar gerçek hayatta da böyle davransa. Neden davranmasınlar ki? Bu simülasyon gerçek bir acil durumun tam bir kopyası olarak tasarlandı. Doğru. Ama Heatwave diyor ki gerçek dünyada hiçbir şey beklendiği şekilde gitmez. Affedersiniz çocuklar. Ama Hotshot simülasyon programının bir parçası değil. Eğer protokole uyarsak her kurtarmak kolay olmalı. Hey, eğer zor bir şey yapmak istiyorsanız şunu da bana yardım edin. 3 deyince. 1, 2... Harika. Kiriş mantıklı hareket etmediği için görevimizi tamamlayamayacağız. Simülasyon programında bir arıza olmalı. Sorun yok. Her durumda arıza olabilir. Bir yeri kaşımanın birden çok yolu vardır. Hiçbirini anlamadım ben. Yani mantıklı olan her şeyi denediyseniz mantıklı olmayan bir şeyi de deneyin. Bazen kurtarma işi hayal gücü gerektirir. Çoğu durumda bu yanlış bir şey. Seni kurtardık. Biz kurtardık. Rica ederiz. İyi iş çıkardın World. Görev başarıyla tamamlandı ekip. Simülasyonu bir arıza sayesinde bitirdik. Yani bu sayılmaz. Gerçek kurtarmalar mantığa dayanır. Gerçek kurtarmalardan bahsetmişken... Oturun acemiler. Griffin Rock'tan bir acil durum çağrısı aldı. Bir teslimat tırının freni patlamış ve devrilmiş. Siz beşinizi yolu açmanız, o şoförün yoluna devam etmesini sağlamanız için gönderiyorum. Tamamdır. Bekle, dahası var. O tüplerde patlayıcı gaz var. O yüzden onları hareket ettirirken dikkatli olun. Ayrıca Cody de sizinle geliyor. Şimdi gidebilirsiniz. Pekala ekip, bir tırımız var. Bununla nasıl başa çıkarsınız? Hadi adım adım ilerleyelim. Öncelikle gaz tüplerini kaldırmalıyız. Sonra da tırı kaldırırız. Ve güvenli hale getiririz. Ya da tüpleri patlatırız ve tırı tekrar tekerlekleri üzerine getiririz. Oldukça havalı olur değil mi? Önerin çok mantıksız ve gerçekten çok kötü bir fikir. Hadi işleri şimdilik hoş ve basit tutalım. Tırı boşaltalım ve tekrar tekerleri üzerine getirelim. Hoş ve basit tutalım mı diyordun? Çünkü bu durum çok kötü ve tehlikeli görünüyor. Hotshot, Hoist, Wedge, gidip tüpleri durdurun. Tamamdır. Anlaşıldı. Medics, Burr, araç modunuza dönüşün ve bölgedeki bütün insanları kenara çekin. Onları güvende tutmalıyız. Küçük bir yarışmaya ne dersiniz? En çok tüpü durduran robot kazanır. Ve ben şimdiden öndeyim. Çok uzun sürmeyecek. Şimdi eşitiz. Üzgünüm Veç. Hiç üzgün olma. Çünkü ben kazanıyorum. Medics, tüpler hiçbir şeyin farkında olmayan insanlara çarpacak. Öğrendiğimiz deprem prosedürünü uygulayacağım. Eğil ve korun mu? Hayır. Eğer kalabalık insanların olduğu bir yerdeysen paniklemeden kaçın. Gaz tüpleri size doğru yuvarlanıyor, patlayabilir ve her yere hasar verebilirler. Lütfen sakin olun. Anlamıyorum. Neden simülasyonda olduğu gibi boyun eğmediler ki? İnsanlar bilgisayar programı değildir Medics. Ne yapacağımız önceden öngörülemiyor. Ama bu hiç mantıklı değil. Dünyaya hoş geldin. Hadi gidip diğerlerine yardım edelim.
Bana iki tane daha yazalım. Hey, biz de bu kurtarmanın bir parçasıydık. Tamam, tamam. Bunu paylaşalım. Bana bir, siz ikinize yarımşar tane yazalım. Çok cömertsin. Nasıl gidiyor ekip? Bütün tüpler durduruldu ve imha edildi. Büyük bir aksilik var Hoyce. Ben iki tüp daha görüyorum ve doğrudan bir köprüye ilerliyorlar. Aa, olamaz. Çocuklar acele edin. Bir araba köprüden aşağı düşüyor. Beni takip edin ekip. Durun. Durumu değerlendirmemiz gerek. Ne yapmayı planlıyorsun? Oraya gittiğim zaman bulacağım. Şu insanlar. Yardım edin! Geri çekilsen iyi olur Ver. Bu araba havadan kurtarmak için fazla hareketli. Merak etmeyin. Sizi kurtaracağız. Evet. Nasıl? Çok kolay. Sadece düşünüp dikkatlice hareket etmemiz gerek. Şimdi ne olacak? Belki ben onları güvenli bir şekilde kaldırabilirim. Hoyce, hayır. Köprü çok sallanıyor. İnsanları dışarı çıkarabilecek kadar yaklaşamıyoruz bile. İtfaiyedeki babama ulaşmaya çalışacağım. Keşke bu kurtarma simülasyondaki kadar kolay olsaydı. En azından burada havada uçan kirişler yok, değil mi? İşte bu. Ne dedin sen? En azından burada havada uçan... Hayır. Yani sabahki simülasyon sırasında ne dedin? Çözemediğin arıza mantıksızdır mı? Başka bir şey dedi mi? Ona benzer bir şey. Bu kazada da aynı arızadaki gibi hareket etmeliyiz bence. Mantıklı olmayan bir şey deneyelim çocuklar. Ne yapıyorsak bir an önce yapsak çok iyi olur. Kurtarma ekibi şu anda başka bir acil durumla meşgul. Ne zaman gelebilirler emin değilim. Planın nedir Maddox? Arabaya yaklaşamıyoruz. Köprünün diğer tarafına ulaşılamıyor. Kurtarmak için kullanılacak bütün normal yöntemler konuşmanın imkansız. Konuşmanın buna ne yararı olacak ki? Şşt, bu şekilde çalışıyor. Buldum. Arabayı köprüden aşağı iteceğiz. Arabayı itmek mi? Yani nehre mi düşecek? İçinde insanlar varken mi? Olmasını istemediğimiz şey bu değil mi? Böyle söyleyince hiç mantıklı gelmiyor tabii ama Verl'ün de dediği gibi. Bazen en mantıklı çözümler en beklenmedik olanlarıdır. Bunu ben mi söyledim? Ona benzer bir şey. Hatchat, bugünkü aracını henüz seçmedin öyle değil mi? Henüz seçmedim. Harika. Cody, sanırım bu insanları kurtarmak için bir yol biliyorum. Öncelikle bu köprüyü kasıtlı olarak parçalayıp yıkacağız. Bu da arabanın düşmesine sebep olacak. Bunu yapacağımıza inanamıyorum. Emniyet kemerlerinizin güvenli şekilde bağlandığından emin olun. Hesaplamalarıma göre düşüş açısına bağlı olarak araba köprünün halatlarına takılacak. Sonra Burr ve Cody oraya gidip aileyi kurtaracaklar. Hoş ve yavaşça. Sizi en hızlı ve güvenli şekilde yere indireceğiz. Ve eğer beklenmedik bir durum olursa Hotshot bunun için hazır olacak. Geri su aracımı istedi. Bu beklenmedik ve mantıksız bir şey. Ama şaşırtıcı bir şekilde de hoş. Teşekkür ederim köpekçik. Yardıma ihtiyacınız kalmamış gibi görünüyorsunuz. Maddox yapılacak şeyi buldu ve acemiler bu işi halletti. Ben sorunları çözmek için hala mantıklı olmaktan yanayım. Ama Verl'ün olaylara hayal gücüne dayalı yaklaşımı yararlı olduğunu kanıtladı. Teşekkür ederiz Maddox. Ama bir arabayı köprüden aşağı itmek benim bile aklıma gelmezdi. Dur. Ne dedin? Bunu daha sonra açıklarız. Bugün iyi iş çıkarttınız ekip. Kurtarmalar her zaman planlandığı şekilde gitmez. Bu yüzden sorunları çözmek için birden çok yol olduğunu unutmayın. Bazı şeyler olmasını beklediğim şekilde sonuçlandı. Siz ikinizden daha çok tüp yakalamam gibi. O kadar hızlı olma. Bak, biz ne bulduk? Bu da bizi kazanan yapar. Senden yarımşar puan fazlayız. Durun, rövanş maçı istiyorum. Hadi ama çocuklar. Sadece bir tane daha ters dönmüş gaz aracı bulmamız gerek.